Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde tek ve çift sayılar konusunu ele alacağız. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim zili açmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenip arkadaşlarınıza da paylaşırsanız, onlara tavsiye ederseniz sevinirim. Dersimize başlayabiliriz. Sevgili öğrenciler, sayılar 0'dan başlar 9'a kadar devam eder biliyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Bu sayılardan 0, 2, 4, 6 ve 8 olan birler basamağında çift sayıdır. Birler basamağında 1, 3, 5, 7 ve 9 olan ise tek sayıdır. Matematikte 5 tane tek sayı vardır. 5 tane de çift sayımız vardır. Sayıların tek mi, çift mi sayı olduğunu anlamak için sayıların birler basamağına bakıyoruz. Eğer birler basamağında 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarından herhangi biri varsa o sayıya tek sayıdır diyebiliriz. Ancak birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından herhangi biri varsa bu sayılar ise çift sayıdır diyoruz. Yani sayıları tek mi çift mi olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Bakın tek çorap, çift çorap, tek çorap, çift çorap. Eşi olmayanlar gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, çorabın eşi yoksa o tek sayıdır. Çorabın eşi varsa ayağımıza tek çorap giyebilir miyiz? Hayır. Çift çorap giyeriz. Yani 2 ve katlar olan, 2 ve katlar olan bütün sayılar çift sayıdır. Unutmayın bunu. 2 ve katları 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10 diye devam edebiliriz. Şimdi değişik örneklerle konuyu pekiştirebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, tek sayılar neydi? Birler basamağında 1, 3, 5, 7 ve 9 olan sayılardı. Demek ki sayının tek mi çift mi olduğunu anlamak için birler basamağını yuvarlak içine alıyoruz. 13'ün birler basamağında 3 var. 3 de 1, 3, 5, 7, 9 içinde yer alıyor. Yani tek sayılar içerisinde yer aldığı için 13 tek bir sayıdır. 37'nin birler basamağında 7 var. Bu yüzden 37 tek bir sayıdır. Tek sayılar grubuna girer. 49'un birler basamağında 9 var. Bu yüzden 49 tek sayıdır. 21'in birler basamağında 1 var. Bu yüzden 21 tek sayıdır. 85'in birler basamağında 5 vardır. Bu yüzden 85 tek sayıdır. 91'in birler basamağında 1 vardır. Bu yüzden 91 tek sayıdır. Şimdi çift sayılar örnek verelim. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 varsa bu sayılara çift sayılar diyoruz. Örneklerimize bakalım. 12'nin birler basamağında 2 olduğu için bu bir çift sayıdır. 28'in birler basamağında 8 olduğu için bu bir çift sayıdır. 30'un birler basamağında 0 olduğu için 30 bir çift sayıdır. 84'ün birler basamağında 4 olduğu için bu sayı bir çift sayıdır. 46'nın birler basamağında 6 olduğu için bu sayı çift sayıdır. 90'ın birler basamağında 0 olduğu için bu sayı da bir çift sayıdır. Tek ve çift sayılarla ilgili şu bilgileri de hiç unutmamanız gerekir sevgili öğrenciler. İki basamaklı en küçük tek sayı hiç unutmayın 11'dir. En küçük tek sayı 11'dir. İki basamaklı en küçük çift sayı ise 10'dur. Bir basamaklı en büyük tek sayı 9'dur. Bir basamaklı en büyük çift sayı ise 8'dir. Bir basamaklı en küçük tek sayı 1'dir. Bir basamaklı en küçük çift sayı ise 0'dır sevgili öğrenciler. İki basamaklı en büyük tek sayı 99 iken, iki basamaklı en büyük çift sayı ise
98'dir sevgili öğrenciler. Şimdi birkaç örnekle bu konuyu pekiştirmeye çalışalım. Evet, örneklerimiz üzerinden konuyu pekiştirebiliriz. Bir basamaklı en büyük çift doğal sayı ile bir basamaklı en küçük tek doğal sayının farkı kaçtır? Öncelikle biraz önce ben size verdiğim bilgileri çok iyi bilmeniz lazım. Tek ve çift sayılarla ilgili problem çözerken. Şimdi bu konuyu tekrar getiriyorum. Bunu hemen beyninize fotoğrafını çekin. Bu bilgileri ezberlemeniz, hiç unutmamanız gerekiyor. Aldık mı beynimize? Kaydettik mi? Evet. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Bir basamaklı en büyük çift sayı, çift doğal sayı, bir basamaklı en büyük çift doğal sayı 8'dir. Sorumuza devam ediyoruz. Bir basamaklı en küçük tek doğal sayı o kaçtır? 1'dir. Farkı dediği için çıkarma yaparız. 8'den 1 çıktı, 7. Sorunun cevabı bir basamaklı en büyük çift doğal sayı ile bir basamaklı en küçük tek doğal sayının farkı 7'ymiş sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geçelim. Bir basamaklı en büyük çift sayı kaçtı? En büyük çift sayı 8 ile iki basamaklı en küçük tek sayının toplamı kaçtır diyor sevgili öğrenci. Bu kaçtı? En büyük çift doğal sayı 8. İki basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtı? İki basamaklı en küçük tek doğal sayı da 11'di. Toplamını sorduğu için 11 ile 8'i topluyoruz. 8 bir daha 9. Bir onluk geldi. Bu sayımız 19'dur. Diğer örneğimize geçelim sevgili öğrenciler. Ve tekrar kafanız karıştıysa şu bilgileri tekrar size veriyorum. Bunu ezberlemenizi istiyorum. Hiç unutmamanızı istiyorum. Şimdi örneklerimize devam edelim. Bir basamaklı tek doğal sayıların toplamı kaçtır? Bir basamaklı tek doğal sayılar. Neydi? 9, 7, 5, 3 ve 1. 5 tane. Ne yapacağız? Bunun toplamını soruyor. Hemen toplayalım. 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 7 daha 16, 9 daha 25'tir. Sevgili öğrenciler. 20 ile 26 arasındaki tek sayıların toplamı kaçtır? Şimdi sayıları bir yazalım sevgili öğrenciler. 20 ile 26 arası. 23, 24, 25 ve 26. Bizden ne istiyor? 20 ile 26 arasındaki tek sayıların toplamı. Bu bir tek sayıdır. Tek sayıdır. Tek sayıdır. Birler basamağına bakıyoruz. 21, 23 ve 25 tek sayıdır. Yani 21'i, 23'ü ve 25'i toplayacağız. Toplayalım. Büyükten küçüğe doğru yazalım. 25 artı 23 artı 21 eşittir. Önce birler basamağını topluyoruz. 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Birler basamağına yazdık. Onlar basamağını toplayalım. 2, 4, 6. 69'muş sevgili öğrenciler. 9 ile 16 arasındaki çift sayıların toplamını soruyor. 9'dan 16'ya kadar bir yazalım bakalım. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Ne yapıyorduk? Birler basamaklarına bakıyoruz. 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar birler basamağındakiler çift sayıdır demiştik. Şimdi toplayacağımız sayılar 10, 12, 14 ve 16'dır. Yan yana toplama işlemi yapalım. Büyükten küçüğe doğru topluyoruz. 14 artı
12 artı 10 eşit. Önce birler basamaklarını topluyoruz. 6, 4 daha 10, 2 daha 12, 0 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 1 de elde 5. Sayımız 52'ymiş sevgili öğrenciler. Şimdi son örneğimizle dersimizi bitireceğiz. İki basamaklı en büyük tek sayının 68 eksiği kaçtır? İki basamaklı en büyük tek sayı kaçtı? Hemen örneğimize bakalım, bilgilerimize. İki basamaklı en büyük tek sayı 99'du. 99'dan eksiği dediği için 68'i çıkarıyoruz. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 6 çıktı 3. İki basamaklı en büyük tek sayının 68 eksiği 31'dir diyoruz sevgili öğrenciler. Dersimiz burada sona erdi sevgili öğrenciler. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.